Bu videoda polinomlar hakkında bildiklerimizi ve bu bilgilerimizi nasıl kullanabileceğimiz üzerinde duracağız. İki polinom yazıldıkları değişkenin tüm değerleri için birbirine eşitse bunun bir polinom özdeşliğine eşit olduğunu biliyoruz. Evet bu bilgilerimize dayanarak sayılar arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışacağız. Buraya bazı tam sayıları not edeyim. Mesela 0, 1, 2, 3 4 5 ve böylece devam etsin. Şimdi 1 de bu sayıların karelerini alalım. Bunları da yan yana yazalım. 0'ın karesi 0'dır. 1'in karesi 1, 2'ninki 4, 3'ünki 9, 4'ünki 16 ve 5'inki de 25. Bu şekilde istediğimiz kadar devam edebiliriz. Sizden bir polinom yazmadan önce bu sayı dizisini biraz daha yakından incelemenizi rica ediyorum ardışık terimler arasındaki farkın belirli bir şekilde arttığını fark etmeniz gerekir. Biraz düşünelim mi? Sıfırdan 1'e geçmek için buna 1 ekleriz öyle değil mi? 1'den 4'e geçmek için ise 3. 4'ten 9'a geçmek için 5. 9'dan 16'ya geçmek için de 7 eklememiz gerekir. Peki bu sayıların arasındaki ilişkinin ne olduğunu görebildiniz mi? Karelerden oluşan dizide bir sayıdan diğerine geçerken ardışık tek sayıları ekliyoruz, değil mi? O halde 16'dan 25'e geçmek için de 9 ek dememiz gerekiyor. Denemeye devam edebilirsiniz. 11 ekleyince ki sıradaki tek sayı bu öyle değil mi? 25'i e 11 ekleyince 36 elde ederiz ve 36 da 6'nın karesidir. Peki bunun her zaman doğru olduğundan nasıl emin olabiliriz? Biraz daha genel bir şekilde düşünecek olursak ve işin içine bir de cebir ve polinom bilgilerimizi eklersek burada genel ifadeler kullanacağımızı söylemiştim. N'ye kadar devam ettiğimizi varsayalım. Bundan sonra da n artı 1 gelir öyle değil mi? Alttaki dizide bunlara denk gelecek tam sayıların hangileri olduğunu da n'nin karesi ne karedir, n artı 1'in karesi de n artı 1'in karesidir diye ifade edebilirim. Bunların farkının ne olduğunu da bulmaya çalışalım. 25 ile 16 arasındaki fark 9'dur. 16 ile 9 arasındaki 7. Benzer şekilde bu ikisi arasındaki farkı düşünüp bir polinom olarak ifade edersek. n artı 1'in karesi eksi n'nin karesi yazabiliriz. Şimdi de bu ifadeyle biraz oynayarak az önce gördüğümüz ilişkiyi bir polinom özdeşliği olarak ifade etmeye çalışalım. Bunun için önce bu parantezi açacağım n artı 1'in karesi. n kare artı 2n artı 1'e eşittir, öyle değil mi? Eksi n kareyi de yazayım. n kareler birbirini götürdü ve geriye 2n artı 1 kaldı. Bunu bir daha yazalım. n artı 1'in karesi, eksi n'nin karesi, bu ardışık tam sayıların kareleri arasındaki farka eşit ve bunun 2n artı 1'e eşit olduğunu bulduk. Bu n'in tüm tam sayı değerleri için geçerli. Peki n'in tam sayı değeri için 2n artı 1 neye eşit olur? Özellikle de pozitif tam sayılar söz konusu olduğunda bunu düşünelim. n'in herhangi bir tam sayı değeri için 2n artı 1 bize tek bir tam sayıyı verir öyle değil mi? Herhangi bir tam sayıyı alın, 2 ile çarpın, elde ettiğiniz sayı çift olur, bu çift sayıya bir de bir eklediğinizde tek bir sayı elde edersiniz. Bu bizim iki iki artmamızı sağlar. Tek bir tam sayıdan diğerine geçerken iki ekleriz öyle değil mi? Sıradaki tek sayıya geçmek için bir iki daha. Aynen burada tanımladığımız gibi. Gördüğünüz üzere biraz cebir ve biraz da polinom özdeşlikleri konularında bildiklerimizden faydalanarak ardışık tam sayıların kareleri arasındaki farkın ardışık tek sayılara eşit olduğunu bulduk.